Türkiye, tarihinin en çetrefilli sorunlarından biriyle karşı karşıya. Bir karış toprağını dahi vermemek için uğruna yüz binlerce, milyonlarca canımızı şehit verdiğimiz Türk yurdu sistematik şekilde cebren ve hileyle sessizce işgal ediliyor. Göç yolu ile Türkiye'nin dokusu, kültürü, kimliği, şehirleri, sokakları, caddeleri değiştirilip dönüştürülüyor. Öz vatanımızda, sokaklarımızda dolaşamaz haldeyiz. Türkçenin yerini kanunun tüm hizmetlerinde Arapça almaya başlamış vaziyette. Burslar, sosyal yardımlar, sağlık hizmeti, barınma, beslenme, eğitim ve hatta ulaşımda bile yabancı kaçaklara, sığınmacılara imtiyazlı ayrıcalıklar tanınıyor. Nüfus yapımız, açık kapı politikasıyla dünyanın 114 ülkesinden gelen kaçakla, sığınmacıyla hızla değiştirilirken, ulus kimliğimiz Türklüğün yerine Türklükle uzaktan yakından ilgisi olmayan ümmetçilik koymak isteniyor. Organize bir şekilde Türk'üm diyenin, Türk olduğu için adeta özür dilemesi gereken bir ortam yeşertiliyor. Sessiz işgale dur diyen her Türk vatandaşı ağır hakaretlere, küfürlere, baskılara uğruyor ve kolluk gücüyle, yargı yolu ile sindirilmeye çalışılıyor. Türk milletine geçmişte adı ihanet olan çözüm sürecinde olduğu gibi Türkiye'nin sessizce, göç yoluyla işgal edilmesinin kabul etmesi salık veriliyor. Adına ensar, muhacir, mülteci denilerek Türkiye'nin ekonomik kaynaklarının, şehirlerinin sömürülmesi gibi insani duyguları da istismar ediliyor. Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır. Fakat bunu unutmuş olan güç sahipleri Türksüz Türkiye hayaliyle önemli mevziler kazanmış. Devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kaldırılmış, Türk vatandaşlığı ve Türk ulusunun doğru ve çalışkan nesiller yetiştirilmesini sağlayan andımız ümmetçilik sevdasıyla kaldırılmıştır. Türk milliyetçiliği ayaklar altına alınmak istenmiştir. Türk vatandaşlığı ecdadımızın kanı bağısı yok sayılarak 3.30 paraya satılığa da çıkarılmıştır. Birileri gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde sessiz işgal göçle Türkiye'yi adeta uçuruma doğru son sürat götürmek istiyor. Fakat unutuldu sanılan şeyleri Türk milletinin hafızası hiç unutmuyor. Her ihanet projesinde yaşadığınız hüsranla önce Türk kimliğine sonra da Türkiye'nin kurucusu Atatürk'e sığınmak zorunda kalıyorsunuz. Yapılan hatalardan Türklüğe nedamet getirerek arınmak zorunda kalıyorsunuz. Bu ihanet projesine artık bir an evvel son verin. Anayasayı delikli süzgeç, namus olan hudutları da çevgir yapıp göç yoluyla yurdumuzu işgal eden projelerden derhal vazgeçin. Türkiye Türklerindir. Türkler sağduyu, akıl ve feraset ile ihtiyaç hasıl olursa Türk'ün yurdu Türkiye'yi canı pahasına koruduğu gibi bundan sonra da korumaktan bir adım geri çekilmeyecektir.